gerçekten çok iyi olmuş. Yani o çocuklar, gençler gidiyor yani, böyle bir saçmalık olamaz. Bir yerde bunu devletin yapması çok iyi oldu. Ben çok beğendim, çok sevdim yani. Sen ne dersin? Ben bilmiyorum yani. Discord'un o hani şey dışı böyle evet. Çocukların şey olması, zorlan, işte kadın öldürmeleri, oyunlar iddialar, evet, bunların bitmesi yani, çok tabii isabet. Ki. Tabii çok sevindik yani, gerçekten yerinde bir karardı. Özellikle çok beğendim ben. Etrafınızda Discord kullanan bir tanıdığınız var mı? Bütün gençler kullanıyor yani, sen sanıyor musun bilmiyor muyuz? Komşuların çocuk okuldan geliyorlar, oturuyorlar. Evet. Tabii yani onu bilirsin, biliyoruz da müdahale etme şansımız yok. Aileleri, anne baba var. Yani sadece Discord için değil, yani şimdi Discord için söyleyeceğim de, her uygulamayı iyi kullanan var, kötü kullanan var. Bu yüzden kullanım şekline bağlı yani, kimin nasıl kullandığına bağlı. Discord'un açıldığından beri ben Discord kullanıyorum abi. Yani son zamanlarda böyle bir olaylar olabilir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak hepimiz çok üzülüyoruz ama yani 2-3 kere hani gencin yüzünden hepimiz böyle bir şey oluyorsa hepimiz çok üzgünüz abi. Yani Discord'un bir iki kişi yüzünden böyle kapanmaması lazım, anlıyor musun abi? Yani çok üzülüyoruz hepimiz için. Ama Discord kapanmamalı, her zaman söylüyorum bunu. Ya biz burada sosyalleşiyoruz, burada aktifleşiyoruz. İşim bize kapanılıyor ama Discord kapanmamalı abi, anladın mı? Hani çözüm de yani VPN kullanarak gene giriş yapabilir, hani insanları kısıtlayamaz hani. Orada bir topluluk vardı, tamam mı? Hani insanlar orada sosyalleşebiliyordu. Hani arkadaş edinmeye yardımcı oluyordu, beraber oyun oynuyorlardı. Hani bir bakımdan kötü, bir bakımdan da nasıl diyeyim, iyi gibi yani. Kötü sunucular vardı benim de tanıklık ettiğim hani. Bir şeyleri kapatmak çözüm değil. İllegal şeyler işte, çocuklara tehditler, şantaj yapmalar, işte tehdit etmeler, nasıl desem, kamera açtırıp özel şeyler yaptırtmalar, ifşalarını alıp tehdit etmeler, ailene atarız, babana atarız, şöyle yaparız, sizi böyle keseriz falan. Hani öyle sunucular var işte, bebek videoları paylaşmalar, işte kedi keserken, onu bunu keserken olmuyordu yani, kötü bir. Peki bundan sen olumsuz etkileniyor muydun ya da böyle bir olay başına daha önce geldi mi? Öyle bir olay başıma gelmedi. Arkadaşım böyle bir sunucusu vardı, o işlerle ilgileniyordu. O da sonradan doğru yola geldi. Öyle sunucularda bulundum. Tabii sonradan çıktım, iyice baktım sarpa sarıyor. Onun dışında kendi sunucumda ben takılıyordum öyle arkadaşlarımla. Gırgır şamata. Discord'un yasaklanması hakkında ne düşünüyorsun? Discord'da biz arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz genelde. O yeni çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor bence. Bir de şöyle bir şey var. Biz oyun oynuyoruz ama bazı arkadaşlar Artnet'te kullanıyor onu. Bu Agency Çoban falan, onların da şey çıktı. Deha Tuzcu var bir de. Bence geri açılması gerekiyor ama bunları engelleyerek açılması gerekiyor. Bu sorgu panelleri var. Adresi, telefon numarasını bulma gibi şeyler. Arkadaşım başına gelmişti o. Nasıl bir olay geldi? Kısaca anlatabilir misin? Numarasını yayıp işte birilerine atanlar. Arkadaşımın numarasını, adresini birilerine atmışlardı. Böyle yayılmıştı yani. Discord'un yasaklanması yani ortada bir karar aslında. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Discord iyi amaçla da kullanılıyordu, kötü amaçla da kullanılıyordu. Yani aslında ben iyi amaçla bir kullanıyordum, oyun için falan. Şimdi bu sene sınav senem aslında. Yani bu tarz şeylerin kesinlikle kısıtlanması, kaldırılması gerekiyor. Yani birçok çocuklar var, beyinleri yıkanıyor, ne yaptıklarını bilmiyor. Hani biraz da bu konuda ailelerin ben daha bilinçli olmasını istiyorum. Öncelikle hani eğitim aileden başlıyor biliyorsunuz. Aileler biraz daha tedbirli olursa bu konuda daha duyarlı bir toplum olabiliriz diye düşünüyorum. Hemen çok mutlu oldum yani kapanmasına. Neden diye sorarsan değil mi? Kardeşim sürekli oyun oynuyor Discord'dan. Yani başımı şişiriyor, saat 3'e kadar uyuyamıyor. Biraz çıksın, sosyalleşsin. İnsanlar çok asosyal oldu. Vallahi bak dışarıya baksana, telefondan kendi yüzünü kaldıran kimse yok. En azından böyle uygulamalar kapanırsa insanlar çıkıp biraz sosyalleşir ve daha iyi olur yani gençlik için. Çünkü artık gençlik böyle olmuş yani teknolojiyle. Bu çok üzücü bir durum. Uygulamalar çocukları hani Discord'un fazla bir bilgim olmadığı için ama tahmin ederek söylüyorum. Onlar da eğer zararlıysa
Yani kısıtlanması lazım. Yani yasak değil de kısıtlanması lazım. Yani o uygulamanın zararlı yerlerini tespit edip onu kısıtlamak lazım. Discord isimli bir uygulama yasaklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence yasaklanmalı mı? Ya uygulamaları yasaklayarak hiçbir şeyi çözemezler. Uygulamaları yasaklamak yerine suçluları bulup daha ciddi bir araştırma yapıp suçluları yakalamalılar. Bunları YouTuber'lar üstleniyor artık, suçluları yakalama işini YouTuber'lar üstleniyor ne yazık ki artık. Discord'un yasaklanması hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok gereksizdi yani. Onca ülkede çok sorun varken onun kapatılması çok saçma oldu. Peki Discord'da kullanıyor musun hiç? İllegal bir şey başına geldi mi? Ya şimdiye kadar hiç gelmedi. Kullanıyordum. Hiç yani öyle durumlar karşında çıkmadı yani. Çevrende böyle bir duruma maruz kalan oldu mu? Yok, benim arkadaşlarım da hiç öyle olmamıştı. Bence gayet saçma. Onun yerine Discord'un yeni bir özellik getirir falan. Ama mesela şikayet etme özelliği yok Discord'da. O getirilebilir yani. Daha mantıklı olur açıkçası.